mekanlardan birisindesiniz şu anda. Nasıl gidiyor? İyiyim ben. Ya hangi şehre geldin? Ankara'da, bir Ankara. Ankara, sen? Neresi hiç? Kötü bir tarafı yok mu? Seul'de mi yaşıyorsunuz hep? Evet. Neden? İyi görüşürüz biz. Seul güzel mi? Seul mü? Evet. Hep protestolar var. Hep böyle kalabalık gruplar vardı, protesto vardı. Evet, evet. Var. Öğrenci protestoları falan. Aynen. Tamam. Sizin ne ismi? Ben Öğrenciler. Öğretmenim. Öğretmenim. Bugün çok değerli dört tane misafirimiz var. Güney Kore'de üniversite okuyup ve özellikle de bizi ilgilendirdiği için Türk-Azeri ve Doğu Dilleri bölümünde Türk-Azeri bölümünü okuyan dört tane öğrenci kardeşimiz bir süredir Bursa'da misafirimiz ve yaklaşık da dört ay misafirimiz olacaklar. Bugün de sağ olsunlar beni ziyarete geldiler. Tabii Güney Kore bizim, yani her ülkeyle dost olmak, kardeş olmak bizim için değerli ama Güney Kore bizim için özel bir ülke açıkçası. Bundan 70 yıl önce Kore'nin bağımsızlığı için, geleceği için canlarını seve seve feda etmiş 1000 civarında şehidimiz var bizim biliyorsunuz. Orada gidip o ülkenin bağımsızlığı için mücadele etmiş büyüklerimiz var. Onları da bu vesileyle rahmetle anıyoruz. Beraberinde iki ülkenin sıcak ilişkileri ve artan ilişkileri var. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak da Dış İlişkiler ve Turizm Daire Başkanlığımız marifetiyle de bu ilişkilerin artması adına da bir ağırlık da veriyoruz. Büyükelçimizi burada ağırlamıştık. Biz onlarda misafir olmuştuk. Ve nihayetinde de bugün dört öğrenci kardeşimiz de staj vesilesiyle yaklaşık dört ay burada misafir olacaklar. Ben bu vesileyle kendilerine hoş geldiniz diyorum. Temennimiz iki ülkenin hem ekonomik ilişkilerinin hem kültürel ilişkilerin artarak devam etmesi. Buna dair bazı çalışmalarımız olacak. Kısa bir süre önce de ayna heykelini biz Bursa'da dikmiştik biliyorsunuz. Yine büyükelçimizin katılımıyla. İnşallah karşılıklı ilişkilerle tabii bunu ekonomiye de döndürdüğümüz, turizme de döndürdüğümüz bir ortamı, bir platformu hep beraber yakalayacağız. Ben bu vesileyle tekrar kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. İnşallah güzel, keyifli ve çok iyi duygularla ayrıldıkları bir süreç olur onlar için. Çekelim. Tamam. Başkanım, gençlerle ve öğrencilerle dahil edelim. Benim adım Çuyang ve Türkçe ismim Esra. Ben 2 yıl önce Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde değişim öğrencisi olarak okudum ve şimdi Bursa'ya geldiğim için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Bir defa buraya geldim, stajyer yapmak için Bursa'ya geldim. Evet, çok beğendim. Çok büyük şehir. Evet. Şu anda çok alışabildim. Evet. En sevdiğiniz yemek hangisi mesela? En sevdiğim yemek Adana ve Bursa İskender kebap. Çok seviyorum. İnsanlar, ben biraz kalabalık yerde şimdi oturuyorum. O yüzden biraz kalabalık ve ama çok büyük ve tarihsel Bursa olduğu için biraz şaşırdım. Bence o kadar farklı değil. Çünkü kültürler çok benziyor. Evet. O yüzden çok farklı değil. Geçen hafta sonu Uludağ'a gittim. Uludağ'da kayak yaptım. Çok güzeldi. Ben onu paylaşmak istiyorum. Hankuk Yabancı Dilli Üniversitesi'nde Türk Dilli bölümünde okuyorum ve 2 sene önce Ankara Üniversitesi'nde değişim öğrenci olarak Türkiye'deydim ve tekrar Bursa'ya gittim. Bursa çok güzel ve çünkü manzaralar da çok güzel ve meyveleri de çok taze ve bence Bursa'nın yemekleri de çok güzel ve lezzetli. En sevdiğim yemek İskender kebap tabii ki. Çünkü Kore yemeklerinden çok farklı ama çok lezzetli ve tereyağı ve yoğurt da hepsini çok çok lezzetli. Bursa'ya gelmeden önce çok gergindim çünkü Türkler benim için çok sıcakkanlı ama bir yerde çok soğuk olur ve çok sert. Çünkü ilk defa beni gördüm ama Bursalı ve Bursa kalan insanlar çok sıcakkanlı ve çok samimi diye geliyordu. Ben 2 sene önce Yunus Emre Enstitüsü'nden yazı okulu katıldım. O zaman ben Ankara'da kaldım. Bu
Bursa insanları bana çok yardımcı verdi ve çok misafirperver, çok sıcak davrandılar. Bursa insanları çok beğendi. Türk kültür bence Kore'ye çok benziyor. Özellikle Türk kültür çok renkli. Mesela Bursa'da çok renkli bina var. Bu yüzden çok beğendim. Yemekler tatlı çok seviyorum. Kestane yedim, çok beğendim. Ve künepe ve Bursa kebap, İskender kebap çok seviyorum. Aslında Bursa'da insanlar bana çok yardımcı verdi. Çok sıcak davrandılar. Bu yüzden Bursa'ya yaşamak için çok mutluyum. Ben futbol çok seviyorum. Kore'de üniversitede kız futbol takımda hobi olarak oynuyorum. Ama Türk Bursa'da Bursa Spor'u takım var. Bu yüzden ben Bursa Spor'u maçı gerçekten izlemek istiyorum. Nilüfer'de stadyum var. Ben oraya gitmek istiyorum.